Hale, Leyla. Yok sen gelme. Ya ben sana ne diyorum? Bu kıza... Ya gitti kız onunla beraber gitti diyorum ya. Çıkar bir iki gün şimdi. Alo, kesiliyor. Sen beni dinliyor musun? Gelmeyeceksin buraya. Bizde bir şey yok, bende de bir şey yok, Ferit'te de bir şey yok. Kızda da bir şey yok. Ya sen merak, ben seni... Şimdi sen benimle kontak halinde olacaksın. Ben seni bir iki gün şimdi arayacağım, tamam mı? Herhangi bir şey olsa gel şimdi ben seni ararım. Hadi gülüm, sen gelme, sen orada rahatına bak. Sen bir şey düşün, hadi. Tamam, patlatırım beni. Kimsin lan sen? Abi bir şey... Kimsin lan? Abi, Suzan Hanım gönderdi beni. Tahir abiye not var abi. Abi, not cebimde abi, cebimde. Bir şey yapmayın abi. Kumandan. Alın. Yalnız mı geldiniz? Arkadaşlar var dışarıda. Bir şey içer misiniz? Benden ne istiyorsun? Böyle konuşmayalım, rahatlayalım biraz. Benim rahatım yerinde. Benden ne istiyorsun? Senden bir şey istemiyorum. Benim istediklerimi sen veremezsin. Ben verebilirim. Neymiş benim istediklerim? Affan, Bedir, Emir. İster misin? Sen benden ne istiyorsun? Çok büyük bir servetim var. Senin istediklerini sağlayabilirim. Sen onları yakala, sonra da bana çalış. Ne dersin? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Biliyorum. Güzel. Nasıl yaşamak istiyorsun hayatının bundan sonrasını? Atıyorlarmış seni emniyetten. Sana çok büyük bir servet öneriyorum. Biraz başka şeyler yaşa, başka zevkler, başka tenler. Paranın tadını çıkar. Onlar seni atıyorlar ama ben senin kim olduğunu biliyorum. Hep hayata gecekondulardan bakmışsın. Bak ne diyeceğim. New York'ta bir dairem var. Alayım götüreyim seni. Tahir, gökyüzünden dünyaya baktığın zaman hayatın değişir. Benim gökyüzüne çıkmam için asansöre binmem gerekmiyor. Tahir, bu gece benimle kalsana. Senin gibi kadınlar benim için ölü bedenlere benzer. Vay, ağır konuştun. Neden benden nefret ediyorsun bu kadar? Senden nefret etmiyorum, senin aleminden nefret ediyorum. Burası çünkü insanlar alemi değil. Hayvanlar alemi de değil. Hayvanlar alemi insanlar aleminden muhteberdir. Sizinki ölüler alemi. Soğuk, buz gibi, ifadesiz insanlar. Anladım şimdi senin niye cazip bir adam olduğunu. Ama şimdi burada alemler edebiyatı falan yapmayalım, değil mi? Sen bu adamları yakalamak istiyorsun, ben bu adamların ölmesini istiyorum. Sana da bunun için yardım edeceğim. Üstelik bundan da kârlı sen çıkacaksın. Daha ne mızmız ediyorsun sen? Suzan, ben senin aradığın adam değilim. İyi anladım da sen beni niye istiyorsun? Sana ihtiyacım var ondan. Senin de bana ihtiyacın var. Git bir düşün. Gir. Efendim, Ferit Çağlayan geldi. Tahir Bey'in yardımcısıymış. Tahir yok mu? Yok. İyi, alın içeri. Peki. Suzan Hanım sizi bekliyor.
Beni mi arıyorsun dedektif? Yok, çok güzel yorganmış da ona bakıyordum. Benim uyku problemim var da. Çok şekersin. Nasılsınız Suzan'ım? İyiyim. Nedir efendim geliş sebebiniz? Patronun mu gönderdi seni? Kendi gelmekten korktu, seni mi gönderdi? Yoksa onu yerim diye mi korkuyor? Amirimin misafirleri var, onlarla ilgileniyor. O yüzden beni gönderdi. Siz hala amirim mi diyorsunuz? Atılmadı mı o emniyetten? Yok, emniyetten kimse atılmadı. Siz kendi aranızda hangi dili konuşuyorsunuz? Ben senin patronunla konuştum. Ona geleceksin dedim. Seni niye gönderdi? Suzan Hanım, karşılıklı anlaşalım. Bazen insan kendisini çok kalabalık zanneder. Bu sizin kapıdaki adamlar. Elinizdeki güç falan. Ama karşı taraf çok güçlü. Şu anda da bizim ne kadar güçlü olduğumuzu tahmin edemezsiniz. Bize sadece posta güverceni lazım. Adres için. Anlatabiliyor muyum? Sen de jilet gibi bir adamsın. Gidip orada aptal amirinle devlet maaşına talim edip duruyorsunuz. Size anlatıyoruz işte burada bambaşka dünyalar var diye. Suzan Hanım, güzel güzel Afan'ın adresini söylesenize bize. Ben zaten güzel güzel söylemeyi taahhüt ettim senin patronuna. Ama herkesin bir takıntısı var işte. Benim takıntım da bu. O gelecek buraya. Amirim sizin bildiğiniz gibi bir adam değil. Ben amirini de çok iyi tanıyorum, seni de çok iyi tanıyorum. Ama önemli olan zor olanı ele geçirmek. Sen hayatında hiç kumar oynadın mı? Biraz bilirim. Ben bu geldiğim yere çok diplerden geldim. Hayatın ne büyük bir eğlence olduğunu farkındayım. Benim takıntım da Tahir Kemal. Ölürken eğlenerek ölmek istiyorum. Ama biraz da takıntılarımın keyfini çıkarmam lazım. Anlıyorum sizi. O zaman şimdi gidiyorsun asker. Komutanına diyorsun ki o gelecek buraya. Ona anlatacağım her şeyi, sana değil. Suzan Hanım, sizin de hayatınız tehlikeli. Biz de yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Affan'ın adresini verin. Bu iş bittikten sonra size güzel bir eğlence hazırlarız. Anlatamadım galiba. Anladım, çok iyi anladım. O zaman uzatmayalım. Git o Tahir kurosuna söyle, buraya kurye göndermesin, kendi gelsin. Suzan, ben de doğru dürüst konuş. Ben bugüne kadar hayatımda hiçbir kadına el kaldırmadım. Ama sende insanı tahrik eden bir taraf var. Laflarını seçerek konuş. Ben seni değil, patronunu tahrik etmek istiyorum. Anladın mı? Anlaşıldı. Bana bir oyun oynamıyorsun değil mi? Hı? Bana yalan söylemiyorsun değil mi? Eğer bana bir oyun oynuyorsan, bir yerden bir yere giderken seni arabanla beraber semalara karıştırırım. İşte bana böyle bir adam lazım. Hadımköy'de villasında. Adres krokesi de burada. Yalnız sana söyleyeyim, bugün yarın kaçıyor. Elini çabuk tut. Biliyorsun şehir krokesi, Zivaryas'ta Poskos yolunda oturuyor. Hollanda'daki adamları Jürgens'te yakalandı. Interpol tarafından. İstersen onları Interpol'e ver. Vay anasını ya. Biz emniyetle Feyzo arasında gidip geliyoruz. Dünya ne kadar büyük değil mi? Bak kızım, bana çok sıkı bir iyilik yapıyorsun. Bunu biliyorsun değil mi? Siz kötüler kendi aranıza birbirinizi yiyorsunuz, biz iyilere dokunuyor faydası. Bu akşam operasyona gideceğim. O zaman bu adamları yakalıyorsun. Sonra geliyorsun. Ve sabaha kadar beraber oluyoruz. Operasyonu bitireyim geldim. Sen yalan söyler misin? Bugüne kadar yalan söylemedim hiç. Ama ikimizden biri sağ kalırsa geleceğim buraya. Sen beni istediğin zaman bulabiliyor musun? Bulurum. İyi o zaman. Bak kızım, şimdi sana bir şey söyleyeceğim. İstersen bunu kabul et, istersen kabul etme. İstersen dinle, istersen dinleme. Ama sen bu akşam burayı terk edersen senin için çok iyi olur. Anlıyor musun? Peki nasıl buluşacağız seninle? Ben seni bulurum. O zaman sana bir şey söyleyeceğim. Emir'le Bedir'in araları bozuk.
birbirlerini öldürecekler. Serseri bir kurşuna kurban gitme. Dikkat et. Sağ olasın Suzan. Aslında sen iyi bir kıza benziyorsun ha. Delisin ama değil mi? He? Sağ olasın.